Merhabalar dostlar. Sizi bugün değişik bir yere götüreceğim. Bu manzarayı görmenizi istiyorum. Hazırsanız binelim arabamıza. Hem yol manzaraları çekelim hem de etrafı görün. Sonra gittiğimiz yerde de bir şeyler konuşacağız tabii ki. Hadi başlayalım. İçerisi ne kadar soğuk olduğunu anlayabilirsinizdir. Evet dostlar, benim favori mekanlarımdan birine gidiyoruz. Sizi bir göle götürüyorum ve gölün muhtemelen donmuş olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım yolda giderken bizi nasıl bir sahne karşılayacak. Yollar buzlu şu an. Kaygan burada gerçi tuzlamışlar ama yine de dikkatli sürmemiz lazım. Şu an yoldan anlayacağınız üzere buzun üzerinde gidiyorum arkadaşlar. Hava şu an -7 derece. Umarım ileride yol olduğunu anlayabiliriz. Şu an tamamen buzun üzerinde gidiyorum arkadaşlar. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama. O yüzden buralarda zaten 30 km sınırı var. Olabildiğince yavaş gitmeye çalışıyorum ki karşıdan araba gelebilir. Dikkatli gitmem lazım ama işte benim en çok sevdiğim yerlere geldik. Buranın manzarasına bayılıyorum. Sizi bu manzarayla baş başa bırakıyorum. Muhteşem değil mi ya? Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? İşte bu yüzden İsveç'i çok seviyorum. Of, şuranın güzelliğine bakın. Evet dostlar, sizi şimdi muhteşem bir yere getirdim. Oraya doğru yürüyorum. Yürürken de kayıt alacağım tabii ki. Şuradan geçeyim. Buradan bir sürü yabani hayvan yürümüş. Bunu anlayabiliyoruz ayak izlerinden. Şuradan dikkatli ineyim de yapışmayak yere. Buradan değişik değişik hayvanlar geçmiş. Evet. Arkadaşlar. Dediğim mekana geldim. Şimdi. Burada görebileceğiniz üzere
donmuş bir gölümüz var. Buz tutmuş. Ama şu an daha çok böyle buz kalınlığı üzerine çıkmak için şey değil, güvenli değil. Çıkmayacağım. Gördüğünüz devasa göl donmuş durumda. Tamamıyla buz. Düşüyordum. Şuradan yavaştan yanına doğru bir ineyim şu gölün. Bakalım buzun kalınlığı ne durumda. Uy. Bayağı donmuş. Üstünde durabiliyorum. Oha, çat etti. Daha çok kalın değil arkadaşlar, bakın. Şurayı şöyle çatlattım üzerine çıkınca şimdi. Üzerine normalde yürürdüm ama tırsıyorum yani. Şimdi buzun ne yapacağı belli olmaz. Buzu da çok bilmiyorsanız. Şuralarda durayım bakayım şöyle. Vallahi donmuş ya. Bakın şöyle göstereyim. Şu an buzun üzerindeyim. Hayatımda ilk defa donmuş bir gölün üzerinde ayakta duruyorum şu an arkadaşlar. Şöyle görünün. Şöyle hafiften, ulan şimdi hafif yürüyoruz ama bu youtuberlara falan, aha çatır çutur ediyor arkadaşlar, bak burası da gitti. Neyse daha fazla gitmeyeceğim, tırstım. Buz daha böyle çok kalın değil. Şu an üzerinde yürünmez. Tırstım yani. Öyle. Size bu böyle işte kışın İsveç nasıl oluyor onu göstereyim istedim. Anlayacağınız üzere hava çok soğuk değil ya, öyle normal yani işte. Aynı bizim Adana gibi bir yer ya burası, öyle. Şakası bir yana, muhteşem bir görüntü. Havada tertemiz ama soğuk. Arabada söylediğim gibi şu an -6 derece. Geceleyin -11'lere falan düştüğü oluyor. Ama iyi ya, bir sıkıntı yok. Seviyoruz biz buraları. Şimdi tam bu havada böyle yürüyüş zamanı aslında. Gölün böyle biraz daha farklı tarafına geldim biraz önceki gölün. Biraz da buradan bir size bir manzara alayım. Biraz da burayı izleyin istiyorum. Arkadaşlar şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem. Harika. Gerçekten harika ya. Bu ülkeyi bu yüzden çok seviyorum. Bakın buraya şey yapmışlar. Buzun derinliğini ölçmek için şuraya çukur açmışlar arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz iki tane çukur var. Bunu şey için deniyorlar. Hani buzun kalınlığına bakıyorlar ki üzerinde buz pateni falan yapılabilir mi diye insanlar. Buz yeterli kalınlıktaysa çıkıp üzerinde buz pateni yapıyorlar. Böyle işte. Harika değil mi sizce de? Muhteşem ya. Bayılıyorum ben. Bu ülkeyi bu yüzden çok seviyorum. Bu doğasını, bu ülkenin doğasına bu yüzden hayranım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.